Murutan Galatasaray için daha önce scout ekibini takip ettiği bir isimdi. Daha sonra bazı isimler konuşuldu. Murutan yine bizimle konuştuğumuz isimlerden bir tanesiydi ama yönetim son dönemde çok fazla gündeme getirdi. Aslında dış basın kaynaklı evet. gündeme geldi. Yoksa yönetim yine gündeme getirmezdi. Murutan konusunda menajeri bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın futbol topunu paylaştı. Dedi ki Becali futbolcu göndermek istiyor. Ama 15 milyon euro istiyor. Futbolcu Galatasaray'a gitmek istiyor. Çıkaldığı orada olması bir avantaj. Ve Galatasaray çok büyük bir camia. Olağanüstü bir taraftarı var. Ardından futbolcu dün akşam bir açıklama yaptık ki zaten sosyal medyada patladı. Morta'nın açıklamasından sonra arkadaşlar biliyorsunuz. Yaptığı açıklama aslında hem içinde şaka yani latife vardı. Hem de bir doğruluk payı da vardı. Şakayla daha karışık. Daha doğrusu bir gönderme yapıyordu aynen. onu söyleyeyim. Şakayla karışık bir gönderme yaptı aslında. Bilmiyorum çok sevinirim dedi. İlk iki maçta bilerek kötü oynadım ki Becali bonservisimi ucuza versin diye. Şaka yapıyorum dedi. Eğer gidersem sevinirim. Ve Çikaldao'yu da tebrik etti Galatasaray'a gittiği için. Çikaldao diyorum. Becali de bir açıklama yaptı ardından. Açıkçası ben Mortan'ı göndermek istemiyorum dedi. Ama Galatasaray'ın parası var Mortan'ı almaya. Alırlar mı bilmiyorum dedi. Bugün bir açıklama daha yaptı Becali. Açıklaması şu. Normalde 15 milyon euro istiyordu. İnatçı bir adam. Galatasaray 10 milyon euroyu verirse ben Murutan'ı Galatasaray'a veririm diyor. Galatasaray'ın yani, teklifi de 8 artı %20 pay. Yani ben burada Galatasaray'dan daha çok oyuncu cephesinin bir isteği varmış gibi geliyor bana burada. Becail'de Galatasaray'ın 10 milyon euro parası var derken herhalde bizi başkalarıyla karıştırıyor ama biz o kişi değiliz gerçekten. Yani 10 milyon euro paramız bence yok. Öyle görünüyor. Transferin olma şansına bakarsak oyuncu apaçık yani dün yaptığı açıklamayla Galatasaray'a gelmek istediğini belirtmiş. Hatırlarsan Ahmet Ağaoğlu'nun İsmail Köybaşı'nın imza töreninde yaptığı bir açıklaması vardı. Böyle şakayla karışık bir yerlere bir gönderme yapmıştı hatırlarsan. Morta'nın dün yaptığı açıklama da bunun gibi bir şey yani. Şaka evet. yaptım ama siz anladınız der gibi bir şey olmuş. Ben oyuncunun gelmek istediğini hepimiz artık biliyoruz. Oyuncunun menajeri bence oyuncudan daha çok istekli burada. Çünkü her gün açıklama yapıyor. Bugün de yine açıklamalar yapmış. Kulüp başkanı da açıklama yapıyor. Bilmiyorum bitme noktasına gelmişken mi yapılıyor bu açıklamalar yoksa Galatasaray'ın gündemine sokmak için mi yapıyorlar bu açıklamaları? Bu konuda herhangi bir bilgi alamadım onu söyleyeyim. Ama bu transferde Galatasaray'ın eğer gerçekten almak isterse öyle görünüyor ki bu transfer bitmesi çok zor olmayan bir transfer. Ben olacağını düşünüyorum. Morutan gelirse Galatasaray'a ne kadar bunu söyleyeyim. Morutan evet 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu ama bence Fatih Hoca onu daha çok sağ önde. Son sene çıkış yaptığı sağ ön bölgesinde düşünüyor. Sağ önde de Galatasaray'ın birçok oyuncunun ismi gündeme gelmişti. Hı hı. Baktığımız zaman tüm oyuncular Morutan tarzında oyuncular. Evet. Şakir'i gündeme geldi Morutan tarzında. Halil Akpınar gündeme geldi Morutan tarzında. Kimler geldi daha gündeme? Gezal geldi Morutan'ın tarzında. Bergius geldi. O da sağ önde oynayabilen sol ayakta bir oyuncu. O da Morutan tarzında. Demek ki Galatasaray'ın o bölgeye gerçekten Morutan tarzında böyle inside forward diyebileceğimiz ters ayakta bir oyuncuya ihtiyacı var. Hı hı. Burada Galatasaray'ın demek ki doğru adrese yöneldiğini anlıyoruz. Morutan'ın da Galatasaray'ın gündeminde gerçekten istediği bir oyuncu olduğunu anlıyoruz. Ben bu transferin olma ihtimalini çok yüksek görüyorum açıkçası. Bence olacak. Çünkü oyuncu da istiyor. Belli ki Galatasaray da istiyor ve oyuncunun kulübü de bu oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Ben ortada bir yerde buluşulacağını tahmin ediyorum. Yani tabii saha içinde yine konuşacağız ama arkadaşlar mesela Morutan'dan bu bir sıcak gelişmedir. Yani Becali'nin 15 milyon eurodan 10 milyon euroya inmesi demek farkın kapanması anlamına geliyor. Galatasaray 8 milyon euroya kadar çıkmış artı bonuslar. Becali 15 milyon eurodan bir anda inadı 10 milyon euroya kadar düşmüş. Ben 10 milyon eurodan aşağı düşeni düşünmüyorum artık. Yani 15 isteyip bir anda 8'e düşeceğini ben tahmin etmiyorum. Yani ben bu transferin tabii bu bir sıcak gelişmedir. Yani Becali'nin bir anda 10 milyon euroya düşmesi bana göre çok sıcak ve iyi bir gelişme. Transferin biz seninle transferin en az bir 15-20 gün süreceğini veya daha uzun süreceğini düşünüyorduk. Evet. Fark çok fazlaydı.
Ama Becali'nin bu geri dönüşünden sonra bence daha kısa sürede çözülecekmiş gibi gözüküyor. Yani belki Galatasaray 9 milyon euro artı bonus verirse belki bu transfer bitecek. Bu arada Romanya'da işte eski federasyon başkanının bir açıklaması olmuş. Bu doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Galatasaray'ın Moruta'nın kulübüyle 9 milyon euro artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı bilgisi tamamen bir fake hesabının ortaya attığı bir hesap. Yani doğrulanmadan paylaşılmış bir hesap. Bu yüzden de rica ediyorum itiraf etmeniz. Ana akım medyaya bile düşmüş ya. Böyle ya, bir şey olamaz. Bir fake hesabın paylaşımı ana medya akıma düştü. Gerçekten enteresan ya. Bir fake hesap bile bunları paylaşabiliyor. Peki Moruta'nın ilgili bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra sağ içinde seninle konuştuk zaten. Yani sağ içinde tabii yani şunu söyleyelim, bir Gezal tarzı mı olacak? Geçen sene gördüğümüz Gezal Rozier ikilisini görebilecek miyiz? Neden Gezal Rozier diyorum? Çünkü yılın ilk kombine seçildiler ikisi de. Sağ kanatta çok iyi diğer ikisi. Yani Sacha Boey artı Moruta'nın ikilisi, yanında da çıkaldı o, arkasında da Taylan olursa bence o bölgeyi çok aktif kullanabilir Galatasaray. Yani Gezal gibi göreceğiz. Evet, ikisi de inside forward, ters ayaklı oyuncular. Ben Moruta'nın, evet Gezal evet iyi şeyler kattı ama daha çok böyle Rozier'e bağlı bir performansı vardı Gezal'ın. Ben burada Moruta'nın hani arkasındaki oyuncuya bakmaksızın iyi işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz potansiyeli olan bir oyuncu ve dün attığı şutu da attığı golü de hepimiz gördük. Yani o golü atabilecek çok fazla 21-22 yaşında bir oyuncu yok, onu söyleyeyim. Gezal 29 yaşındaydı. Morutan henüz 20-22 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Yani potansiyeli çok iyi. Bu sene Galatasaray'a katkı sağlar ama önümüzdeki sezonda fark yaratacak bir isim. Ben Morutan'ı gerçekten çok istiyorum. Beni çok heyecanlandıran bir isim. Evet, normalde ben hani birisi bana deseydi ki, yani bundan 2 ay 3 ay önce deselerdi ki bana Galatasaray Morutan'ı alacak, yanında Çikaldao'yu alacak, birkaç tane daha böyle para yatırarak oyuncu transfer edecek, çok inanmazdım ama şöyle bir durum var. Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde Galatasaray bu sene bu anlaşmadan muaf. Ama önümüzdeki seneden itibaren de bu anlaşmanın yükümlülükleri Galatasaray'ın sırtına binecek. Bu yüzden Galatasaray önümüzdeki sene bu yükümlülükler sırtına binmeden transferi noktalamak isteyecektir bence. Yani önümüzdeki sezona çok böyle bir transferde mecbur kalma durumu olmasın isteyeceklerdir. Bu yüzden Morutan transferi de olabilir. Bununla birlikte Galatasaray'ın bu kalitede bir iki oyuncu daha transfer ettiğini de görebiliriz. Çünkü gerçekten hani Galatasaray'ın 10 sene boyunca sıkıntısı olacak. Yani önümüzdeki sezondan itibaren belki Galatasaray'ın hiç transfer yapamadığını, hatta maaş yükünü 25 milyon eurolara indirdiğini bile görebiliriz. Burada şöyle bir durum var. Galatasaray'ın mesela şu an 25 milyon euroya indirecek diyoruz ya. Galatasaray'ın Feghouli, Falcao ve Babel üçlüsüne ödediği yıllık maaş 18 milyon euro. Çok yani inanılmaz bir rakam. Şimdi Gezal ismi konuşuluyor. Gezal'a 3 milyon eurodan 4 senelik sözleşme verirsen 12 milyon euro. 5 milyonda, 4-5 milyonda kulübüne versen 15-16 milyon euro, 17 milyon euro. Sen gidip bunun 10 milyonunu Moruta'na versen, kalan 7 milyonunu da oyuncuya maaş olarak versen 5 senede seni çok uzun süre götürür ve ardından da satıp para kazanabilirsin. Bu yüzden yaşlı oyuncuya yatırım yapmak çok doğru değil bence. Morutan tarzı oyunculara bonservis verip almak çok mantıklı. Morutan ve tarzında oyuncuların transferini ben yakın zamanda görürüz diye tahmin ediyorum. Sadece Morutan'la bitmeyecektir. Galatasaray bence sağ stoper bölgesine bir ya da iki transfer daha yapar diye tahmin ediyorum.